Abi, oğlum. Lan çok gerildim şu an. Allah! Seslere bakın seslere. Şıkır şıkır. Hoppa, dur. Ne hey? Suicide of Rachel Foster'ın yeni bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şimdi arkanıza yaslanın. Gerilim dolu hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım üçüncü günde kalmıştık. Evet arkadaşlar, gizem perdesi ağır 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 günler geçtikçe aralanacaktır. Bakalım sonunda ne olacak? Otelde kaç gün kalacağız? Kaç gün daha orada mahsur kalacağız? Sizlerle beraber göreceğiz. Arkadaşlar videonun altından bir beğeniyi çok görmezseniz yani çok iyi olur, çok sevinirim. Bir beğeni atarsanız, bir de güzel yorum atarsanız videolarımızı süslemiş olursunuz diyorum ve üçüncü güne başladık. Evet. Evet. Hey cutie pie. Daddy? Merhaba tatlı şey. Baba. Nicole, Baba it's mı? Irving. Oh, sorry. Baba niye dedik biz ya? I must have fallen asleep. I haven't slept like that since I was a kid. You had a tough day yesterday. I think I had a dream. About? Leonard, maybe. Rüyamızda okay. Leonard'dı, yani babamızı I need you to pay görmüşüz. attention, though. Should I worry? The storm brought down some power lines. There are blackouts all over. Hayda. Elektrikler kesilmiş arkadaşlar. Oh, I wonder why that doesn't surprise Tabii bu me. beni niye The şaşırtmıyor electricity ya? generator could go Bütün bust. aksilikler üst üste I don't bindi. like the idea of you up there on your own in the dark. We need to do something. Tabii bir şeyler My yapmalıyız. electrical Peki ne know-how is yapacağız? slightly limited. Teknik bilgimiz It's okay. yok, I sınırlı. can guide you to the emergency generator. If we activate it, you'll be self-sufficient. Hadi bakalım bizi That's it? yönlendir. There are two ways of getting to the circuit breaker. Straight through the garage's side door, Bulunduğumuz katta bir yol varmış, But şaltere ulaşmanın bir yolu varmış. Tavan arasında çıkmamız lazım. Aşağı inmemiz gerekecek. Ne yapmam gerekiyor? Çabuk onu söyle. Babamızın odasındaki dolabı kontrol edeceğiz. Babamızın odasındaki dolaptan aydınlatmak için bir şey bulmamız lazımmış arkadaşlar. Tamam, burası bizim midir? Abi. Arkadaşlar, kulaklıkları takın. Kulaklıkları takın şimdi. Öyle seyredin. O zaman daha böyle ince sesleri de duyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, babamızın odası. Bura mı? Dolapta aydınlatmak için bir şey bulabiliriz diyordu. Dolap olan bir oda lazım. Bu neymiş? Thompson'ın kızı. Bize oynamaya geldiğinde seni kaybetmişim. Bu ne ya? There's light everywhere. Işık her yerde falan. Rachel'la ilgili. I love you Rachel. Seni seviyorum Rachel falan bu. Babam aynen Leonard'ın kitabı diyor. Babamızın kitabı arkadaşlar. Leonard'ın bardağı. Bura babamızın odasıysa burada dolap. Ya aydınlatmak için. Şura mı dolap? Her yer karanlık. Ya burası ama burada şuralarda falan mı? Bir dakika. Aydınlatmak için bir şey bulamadım ben. Neyse arkadaşlar, karanlıkta mı artık? Şey yapacağız.
yolumuzu bulacağız. Irving birinci kattaki personel alanındaki yerden tavan arasına girmem gerektiğini söyledi. Şimdi birinci kattaki personel alanındaki yerden, yani bizim bulunduğumuz kat herhalde arkadaşlar. Kamera mı ya? Bu ne? Any news? I found a Polaroid. Dur bakayım. Family photo? Anything important? No, I mean a camera. It looks like it works. You want to take a photo of the generator? No, you moron. I was thinking of using the flash. İşte bu. Aydınlatacağız. Flash. İşte bu kardeşim. You can try. Dur bakayım. Konuşmamız bitsin de. Leonard gave it to me. Maybe it's the same one. No way. I broke mine hiking on Hogback Mountain. I cried all day with Leonard insisting it was only an instrument used to capture images. He said, "You keep the really important ones inside." Can't say he was wrong. Oh, yep. Anyway, şimdi. Polaroid's better than nothing. The light from the flash could come in handy. Şimdi arkadaşlar, bu ne? Şey değil. Şimdi arkadaşlar kullanalım bir bakalım. Oğlum dur lan. Basılı tutsak. Anlık ışık. Gene güzel. İşimizi görür arkadaşlar. Ama tam şöyle aydınlat bu. Oğlum. Tam şöyle aydınlatıcı bir şey bulamadık. Burada mı ya? Dolap falan. Bir aydınlatmak için bir şey bulsaydık çok iyi olacaktı ya. Neyse arkadaşlar. Beceremedim. Bulamadım. Şöyle bir dışarı çıkalım. Abi çok karanlık ya. Hiçbir şey göremiyorum ki ben. Şurada bir yer açık ama vallahi tırsıyorum ya. Hop hop hop. Şu gürültü efektlerini falan vermeseydiniz böyle. Burası yine biraz iyi aydınlık da. Şimdi arkadaşlar. Birinci katta. Devam edelim. Bizim bulunduğumuz katta olacak arkadaşlar yani. O da oradaymış. Yapıştır. Hadi. Dur şurada bir yer buldum. Arkadaşlar ben mi hiç göremiyorum ya? Şuraya gir. Yok. Hiçbir şey göremiyorum. Çok karanlık. Acayip. Acayip karanlık yapmışlar. Ne yapalım? Bir dakika. Oğlum bir dakika. Bulduğum gibi bir yer. Lan şurada bir şey olduğu gibi olduydu ya. Dur. Bu ne? Yapıştır. Ya burası. Tamam bura açıkmış zaten. Şöyle bakalım. Ya bizim odayı bir bulayım ben ya. Lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ya biz şu otel şuradan bir sağ salim bir çıkabileydik. Dur. Bir şeyler. Kalem falan. Boş ver kalem falan ya. Hey. Okay, almost there. I think the lights are getting worse. You need to move fast. On the same floor of your apartment, in the staff area, there's a small storeroom.
Your father asked us several times to fix the lock. Kiler falan nereye ya? It's still broken. That's where the access to the crawl space is. Bir yere çıktım ama. Oğlum bu ne ya? Bu leke ne ya? Remember where to go? No. But I do remember the panels were really hard to open. I wasn't allowed to go in there. What happens when I get to the closet? You'll have to go down to the breaker box and switch it off. Tamam. All right. Doesn't sound like what. Şu elinize bakar mısınız ya? You suck at reassuring people. Tamam hadi muhabbetiniz bittiyse. Arkadaşlar elinize bakar mısınız? Bu nasıl bir el ya? Bu var ya bir yapıştırsa zaten tamam. İçini söker lan adamın. Vallahi var ya ben anlamadım bu. Bu ne? Buradan tabii bak gizli geçit arkadaşlar bulduk ya. Baksana tamam. Hadi bakalım. Şimdi. Yak yok buradan değil. Abi oğlum. Lan çok gerildim şu an. Ya şu kabloyu takip edeceğim ama arkadaşlar ben bayağı gerildim ya. Hadi bakalım. Al şimdi ikiye bölün diyor. Şuradan bir gideyim. Bu zemin indiği için buradan gidiyorum arkadaşlar. Bodrum katına. Allah! Sinek uçsa korkarım diyordum. Kol var lan burada. Lan kol var lan burada. Lan! Hayır! Sesler mesler. Ah ah. Nereden gideceğim ya? Arkadaşlar şuradan hayırlısıyla bir çıkabilirsek. Koş. Hadi bakalım. Yavaş. Aman. Kırmızı ışık sevmem. Kırmızı ışık, kırmızı görüntü sevmem. Tehlikedir. Girelim de bakalım. Hadi. Tamam. Tam karşı. İndir kardeşim. Güzel. Kendine geldi herhalde. Bu ne? Su terazisi mi? Bu neymiş? Bir ruj. Tornavida var. Hi, I want to ask you sana bir şey sormak istiyorum. Okay. Evet, sorabilirsin. How long has the otel ne zamandır closed? Kapalı? Yaklaşık 4 yıldır. Evet, 89'dan beri kapalı. Ne oldu ki? I mean, yani demek istediğim bodrum katını temizleye neden oldu mu? Buraya gelen biri oldu mu? Yok, hayır. Aceleyle yapmışlardır. Bir şey buldum. Bu bir ruj. Bunu açıklasan aslında iyi olur. Nasıl aşağıya geçiyoruz? Tamam. Doesn't that seem weird? Bu tuhaf değil mi? Bunu bana bir açıklayabilir misin? Ruj ise yani çok eski duruyor. Bu markayı hatırlıyorum. Okulda kızlar kullanıyordu. Çok garip. Çok garip. Nasıl yani? Kurumamış bile. Şimdi bile kullanabilirim. Mükemmel halde duruyor. Ne anlatmaya çalıştığını anlamıyorum. Örneğin bu marka artık piyasada yok. Çok uzun zaman önce üretildi. Ya şu an olması ilginç oldu ya. Kullanmak için 10 yıl beklememiştir ya. Cut the crap. A lipstick here is totally out of place. Nicole, it's just another one of those things customers forget. Müşterilerin unuttukları rujlardan bir tanesidir bu. Neyse, muhtemelen sanırım sen haklısın. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Ama ben şu an ciddi ciddi ürkmeye başladım. Tornavida. Tam tornavidayı alacaktım. Dördüncü güne giriş yaptık. Neyse. Devam ediyoruz. Dördüncü günden arkadaşlar gizem perdesi, sır perdesi gitgide aralanıyor. Bakalım neler olacak. Evet.
Aa, bir dakika, ben burayı hatırladım. Evet, demin gelmiştik sanırım. Reporting is ordered, sir. You awake? Sorta. You forget your coffee? For once, I don't need it. Seninle bir şey hakkında konuşmalıyım. Okay. Peki, evet. Evet. Duvardaki yapışları. Here I am. You didn't tell me you knew Leonard. I thought we'd been through that. Let me finish. I spent the night going through his stuff, and I want to know what you think. About what? You obviously know more about this place than I do. About what went on here, since I left at least. What do you mean, you went through his stuff? What are you looking for? Someone calls me and says Rachel is alive. Then a lipstick appears out of nowhere. It feels like something weird's going on. Rachel is dead. Bu olayı aydınlatmak istiyorum. But maybe the story deserves a second pass. There are too many gray areas. Look, the storm is dying down. You'll be able to leave soon and go back to your life. And you can forget about the whole thing. You did 10 years ago. What do you care about this old business? It's not worth losing sleep over just to play detective. Look at it this way. I've always had a secret Sherlock passion Holmes. For Sherlock Holmes. Okay, let me hear what you're thinking. If there's one thing Leonard taught me, it's that you gotta listen to what's buzzing in your head. First, it might just be a confusing noise, but if you connect the dots, then it starts making sense. And right now, I've got a beehive in my head. All right, let's go hunt some bees then. Evet arkadaşlar, Irving'e dedik ki yani bunlar hepsi bir tesadüf olabilir mi? Rachel'ın ölmediğini, hala otelde olduğunu söylediler. Bir telefon geldi. Daha sonra bodrum katında bir ruj bulduk ve daha yeni gibi şu andaki o rujun durumu. Bu da bizi endişeye kapılmamıza neden oldu. Bunların hepsi yani bizim kafamızda binlerce soru işaretine neden oldu ve Irving dedi ki dedektifçilik oynamana gerek yok. Bunları unutup gideceksin zaten. Yakın zamanda da oradan çıkacaksın. Hava şartları düzelecek. O yüzden bu tarz şeylere takılmamamız gerektiğini söyledi. Ama ben şu anda bayağı tedirgin oldum. Bu neymiş? 10 yıl sonra. In this article from a couple years back, there's a statement by some girl who affirms she saw Rachel in a hallway at the Timberline. Who's this girl? A classmate, Glenda Ferguson. I tore out the page. I think the magazine was MT Woman. MT Woman dergisinde. It's a gossip magazine. They would sell their mother, even their cousins and nephews, just for a bunch of new readers. I know, it's not a very reliable source. Rachel fell 90 feet into a void. She can't be alive. I thought I was the skeptical one here. Arkadaşlar, birisi Rachel'ı otelde, koridorda gördüğünü iddia etmiş. Sınıf arkadaşlarından biriymiş sanırım. Rachel Foster ölü bulundu. Bir gazete parçası. Gazete küpürleri Rachel'ın ölümüyle ilgili. Midemiz mi gurulduyor? Bu ne lan? Allah'ım ya Rabbim ya. So, listen to this. Graphologists doubt the authenticity of the suicide note left by the girl. Who said that? An investigative journalist. The article came out a year after her death. You think it's a setup? Perhaps. Okay. Well, I'll hear you out. Diğer ipucunu da bildirelim hemen.
I found a copy of the local paper, dated December 29th, 1981, the day that the body was discovered. According to the forensics report, Rachel had been dead for days. She was 9 weeks pregnant. Yeah, that was the official version. Adli tıp raporuna göre Rachel Foster günler önce ölü bulunmuş ve 9 haftalık hamileymiş arkadaşlar. Bu tarz bilgileri aldık. Şimdi buralarda neler var? Bir ruj. Bunlara bakmıştık sanırım. Papaz Foster. Rachel Foster'ın babası mı? Papaz Foster. Rachel'ın babasıymış, evet. Psikopos Foster mı? Sert mizaçlı bir adamdı. Bir papaz için bile bayağı sert mizaçlıymış. Şu şahsiyet. Well, opposites often attract. Do you ever see him? Rarely. He gives a service once in a while. Back in the day, I thought he was a kind of reptilian with a human skin suit. His daughter's death destroyed his ego. His faith made him even more cynical and lonely than he already was. I can remember him demanding total perfection from Rachel. That was insane. You don't think he could have harmed his daughter? Hey, no, no. But even Reverend Foster is a player we shouldn't underestimate in this story. Just saying. Right. Bu hikayenin bir parçası olabilir mi acaba? Rachel Foster'ın babası, Papaz Foster. Pardon. Bakalım ruj hakkında ne diyecek? Evet. Remember the lipstick I found downstairs? Yep, you made a big deal about it. It doesn't smell. Should it? After they've been open for a while, lipstick smells. Bir süre sonra rujlar gerçekten kötü kokmaya başlar. Belki hayatında başka kadınlar da olmuştur. Zannetmiyorum, olamaz. Anladığım kadarıyla Leonard bir çeşit müzeviymiş ve rujun da çok eski olduğunu unutmayalım. Soğuktan dolayı ruj bozulmamış olabilir mi? Peki, olabilir. Evet. Son olarak Leonard'ın kitabı. Leonard'ın eşyalarının arasında bir kitap buldum. Şiir kitabı ama üzerine yazılmış bazı notlar vardı. Evet arkadaşlar, demin ilk buraya geldiğimizde, ilk odaya geldiğimizde o notlar. Seni seviyorum Rachel şeklinde vesaire. Rachel'ı gördüm. Rachel çok üzgün. İşte Rachel kendini çok yalnız hissettiğini söylüyor şeklinde notlar düşünmüş. Tarihler vesaire. Onun hakkında günlük tutmuş diyor Irwin bize. Ama arkadaşlar bakın, kitap Rachel'ın ölümünden 8 yıl sonra basılmış bir kitap. Çok ilginç. Of course, there's an explanation for everything and we've got to find it. Okay. I'd say that's enough. Yeah, that's enough for tonight. Today, or what the hell time is it? You think there's a lot to dig up in this old story? Maybe, maybe not. Until I know exactly what happened. Any objections? Evet, tam oldu. Tam ne olduğunu öğrenene kadar durmayacağız arkadaşlar. Durmayacağız. But sometimes it's better to leave the skeletons in the closet. Once they come out, you never know what they'll have to say. It's a risk I already considered. I can handle it. Hard-headed like your father. Trust me, at least on this one thing. Go to bed. You need it. Agent Crawford, this bit of advice. I'll follow it to the T. Evet arkadaşlar, ilginç bir hal aldı. Yani babamız acaba konuşuyor muydu, görüşüyor muydu Rachel ile? Bakalım, göreceğiz. Evet, 5. güne başlıyoruz şimdi de. Bu ne böyle ya? Hey cutie pie. How are you? Daddy?
Daddy, is that you? Where are you? I can't see you. You came back in the end. It's like the inescapability of a celestial body's revolution. We can't help but follow certain stars' brightness, even if those stars have died millions of years ago. Seni çok özledim baba. I missed you so much. Their light is alive, and it reaches us. And those stars are alive and dead at the same time. Ne diyorsun baba ya? Anlamıyorum. What are you trying to say? I don't understand. I can't see you, Daddy. Listen, sweetie. My sweetheart. Listen to my voice. It's important. I can't see you. Where are you? Where neredesin, are you? Neredesin? You know how much I love you. I know, Daddy. I've always known it. I love you too. Say it again, please. I love you. I love you. I love you. Rachel. 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 Rachel mı? Rachel mı? Rachel dedi. Oğlum biz Nicole'yüz lan. Arkadaşlar ben anlamadım. 6. güne geçtik ya. Ben gerçekten anlamadım şu anda. Rachel dedi ya. Morning. Am I interrupting? I was eating. Steak and potatoes, cheesecake, strawberry shake, and a frothy cappuccino, Italian style. So the usual frozen beans. Half a serving. Evet, karnımız doyurmuşuz güzel. The other half ended up in the trash. Yarım porsiyon yiyecekle, tamam. I did find something. Some tapes that were found in the main office. Bazı kasetler aldım diyor. In truth, elim bile sürmemeliydim ama. So what'd you find? Neler buldun bakalım? Well, I don't think şey yararlarını bilemiyorum. Wait. Nereye koymuştum? What? Ne? The pliers, so I can pry the words out of your mouth. Almak için cımbızımı. Okay. It's VHS. İzleyici çekmek için yapılmış bir saçmalık gibi duruyor. Güven bana. Bir kaset kayıtlar, video kaseti. Jesus, you can be really long-winded. Hadi daha hızlı söyle çabuk. Kirli oteller, garip ve gizemli hikayeler hakkında bu kaset. Çocukça şeyler yani. Bir grup var, gidip oradaki gizemleri çözüyor ya. İşte kendilerine hayalet avcılar diyorlar vesaire vesaire. Hayalet avcıları mı? Eski Osturup hayaletini duymuşlar mı? Emin değilim ama bu bölgedeki eski yapılara gitmişler ve Timberline oteline de gitmişler. Whatever, let me hear it. Okay, but I'm warning you, it's kind of... Kendini dinlesen daha iyi olacak. Ben söylemeyeyim. Peki nerede kasetler ya? Okay, okay. The lights look good. How about the headphones? Kulaklıklar hazır mı? Hazır gibi ama biraz vızıltı gibi bir ses var sanki. Dinle bak. Doğru. Almamalı kulaklıklar daha iyiydi. Arkadaşlar şu anda kaset dinliyoruz. Korkunç yalanların döndüğü bir otele giriş yapıyoruz. Girişi beğenmedim. Neyse daha sonra yaparım girişi. The room with the fireplace isn't bad. Okay. Spare me the kitchen. Mutfaktan uzak dur. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Fireplace okay. Şömine tamam, mutfak yok. Stan, where'd you leave all the gear? Eşyaları nereye koydun Stan? Odaya kapısına bant yapıştırdım. Anlamadım. Hangi oda dedin? Kulağımda vızıltı var. Lanet olsun mikrofonlar. 1-1-7. Danny, what's that stuff in camera? Kameradaki şeyde de parlama efekti ve yanan efekt koymuşsun. Demedim sana bu efektler işe yaramaz diye. Ne efekti? Ben hiçbir şey kullanmadım. Dalga geçmeyi bırak Deni. Ben efekt falan eklemedim. Ben de gördüm. Aynı bu değil mi? Aynı bu değil mi? Aynadan bir şey yansıyormuş gibi duruyordu. Sabah sabah ot mu içtin? Ne yaptın? Kesin saçmalayıp beni korkutuyorsunuz. İşte orada. Orada. Nerede? Hemen orada bir ışık gibi, açılan bir kapı gibiydi. Yemin ederim ki kahretsin, bana dokunmayı kes yoksa düşüp bayılacağım şimdi. Neden bahsediyorsun? Bana dokunduğunu hissettim, şaka mı bu? Oğlum ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Kaset nemlendiği için zarar görmüş. Ben böyle işi var ya.
Arkadaşlar ya, bak var ya. What happened in the Peki end with sonunda the ne TV oluyor show? TV show'unun? Never aired. Some Sonu say they ran yayınlanmamış. off. Bazıları They changed eşyalarını everything da there. bırakıp kaçtıklarını Yeah, but they söylüyor. mention a room on the tape. I'd like to Kasetli bir take a odadan look. bahsediyordu. O It's odaya gitmemiz lazım. 117, 117, 117 117 numaralı I think. odaydı. Oraya gideceğiz büyük ihtimalle 117, arkadaşlar. yeah. Same floor as my apartment. Odamla aynı katta. Bizim burayla aynı katta. 117 numaralı oda. 104. 103 mü? 103. 101. Hop, o zaman bu tarafta sağa gideceğiz herhalde. 108. Şuraları biraz daha inceleyeyim. Yüz bir ile 108 bu tarafta. 117 buradaymış, tamam. Arkadaşlar bakın. Gördünüz değil mi? Bakın gördünüz değil mi? Yorumlarda yazarsınız. Burada böyle bir ışıkla böyle aynayla buraya yansıtıldı gibi. Bir görüntü geldi ya. 111 mi? 111. 117. Bakın. Şurada bant zaten. Bant yapıştırdım diyordu. 117 no'lu kapının üzerine. Odanın kapısına. İşte bu. Evet. Hey, I found the room. Odayı buldum ama But someone birisi barricaded it buraya with an kilit koymuş. L L bracket. kilit. Do what they do in movies. Bust through the door with your shoulder. Omuz at gir içeri. Real Ha, funny. kolaydı. I need a screwdriver. I Tornavida. think Aa, I stole Tornavida'yı around biliyorum ben, biliyorum somewhere, yerini. but I don't remember where. Bodrum'da. Probably in the basement. Bodrum katında, evet. Seems to me Koş I'd koş koş. seen one in the garage. Was it the generator room? I'll let you know. Evet, jeneratör odasındaydı arkadaşlar. Birçoğunu hatırlamıştır diye umuyorum. Hikaye güzel gidiyor mu? Yani yorumunuz nedir? Found the screwdriver? No. I keep thinking about those guys, the ghost hunters. You Rol sure it was an yapmadıklarına act? emin misin? Sanki gerçekten Sounded korkmuş so natural. gibilerdi. Awesome actors, I'll give them that. I can't stand the idea that my family problems might end up on cable or some tourist guide. Fortunately, it seems that won't happen. They hightailed it out of there. God only knows why. Don't tell me you believe in ghosts or some bullshit like that. Well, I'm not superstitious, but if someone believes that a black cat is bad luck, then you also have to believe that something else is good luck. Huh? What are you talking about? Prayer, for example. You're saying prayer brings good luck? I doubt Reverend Foster would agree. A screwdriver. I'm out of Tamam, here. Tornavida'nın yanına geldik. Evet, alabiliriz. Tamamdır. Şimdi tekrardan yukarı çıkacağız arkadaşlar. Kapıyı açacağız ama vallahi var ya, hiç açmak istemiyorum ya. Seslere bakın, seslere. Şıkır şıkır. Bu sesler ne ya? Bak bak bak. Kapat şurayı. Arkadaşlar, otel bildiğin kabus oteli ya. Şu işlere bakın. Ne taraftan da? Buradan da. Oradan değil miydi? Değildi. Tabi buradan da herhalde. Aynen, 117 burada. Şundan falan korkar oldum ya. Şuraya bakar mısınız, şu tabloya? Evet, geldim.
Evet. Arkadaşlar, işte o kayıtların alındığı oda. Bu ne? 3'e basıp kullanabilirmişiz. Ama şöyle ilgice bir inceleyelim. Bir resim buldum, Irving. How much do you know about those TV shows? The ones about haunted houses? I know they're popular. A lot of tourism revolves around them. Did the whole Rachel story really bring them here? Everyone in town knew about her suicide. Had a bit of gossip. Rachel'ın hikayesi için bu otele gelmişler ve çekim yapmışlar. I know. I'm so sorry. Believe me. Evet. Kaset kalıplar bunlar da. Herhalde. Kamera. Evet. Bu kamerayla yapmışlar kaydı. Her şeyi incelemek lazım arkadaşlar. Bu da kaset oynatışı mı sanırım, evet. Evet, şimdi bakalım kaseti bir de biz seyredelim, dinleyelim. Aptalca şakalar yapmayı bırak. O adam bütün gün ne yapıyor? Leonard'ı mı diyorsun, şu ucube gibi görünen adamı? Bilmiyorum, sürekli tavan arasında odasına kapanıyor. Dikkatli dinleyin. Sürekli odada volt atıp duruyor. O odada durarken biz istediğimiz her şeyi yaparız burada. Şu oteldeki görüntüler arkadaşlar. Bir gürültü var. Birisi konuşuyor gibi. Onlarla. Adamın kafası kıyak. Gördünüz değil mi? Kafasında birkaç tahtası eksik gibi gözüküyor. Sanki bir kadının sesi, bir kızın yani bahse varım bütün kış böyle bir yerde yalnız yaşamaktan kafayı yemiştir. Çok üzücü. Gerçekten çok üzücü. Kloakarda bir parazitlenmeyi hallettin mi? Yapacağın işe başlarım seninle. Ha. Saçmalamayı kes ve beni dinle Deni. Gidip bir sigara yakacağım. Döndüğümde sorunu çözmüş olursan çok çok iyi olur. Ne alt ediyorsun orada? Bir şey gördüm. Kayıtta değiliz. Bir şey. Gerçekten bir şey gördüm. Burada biri var. Burada biri var. Kim var lan? Neler söylüyorsunuz siz ya? Şeye benziyor. Gördünüz, bak hareket ediyor. Hareket ediyor. Söyledim size. Yeter, yeter, yeter. Anahtarları bulamıyorum. Ay, başlayacağım oteline de anahtarına da. Hareket ediyor, hareket ediyor. Işık, bir ışık. Kaç, kaç, kaç. Kaç. Ha, kaçın siz, beni de alın ya. Kaçtınız gittiniz, ben kaldım burada lan. Ne saçma bir otelmiş ya. Ne saçma. Hop hop. Lan. Ha ulan. Ha, yandık ya burada. Kaldık ya burada. Hoppa dur. Rachel ablacığım. Hop. Abla, biliyoruz buradasın. Tamam güzel ablam benim. Ayvayı yedik arkadaşlar. Ne yapacağım şimdi ben? Hiçbir şey yok ki yapılacaklar listesinde ya. İncelemesek mi? Şuralarda şöyle bir hani fener gibi bir şey bulsak iyiydi. Arkadaşlar, Leonard yani babamız bu elemanlar burada kayıt yaparlarken, yani buraya geldikleri zaman bu odada, o da çatı katında sanırım. Kendi kendine kendini odaya kapatmış ve biriyle konuşuyormuş durmadan. Acaba yani bilmiyorum, Rachel'la mı konuşuyor ve anlamadım gitti.
Rachel'la mı konuşuyor acaba ya? Anlamadım, çok manyak manyak şeyler oldu ya. Şu üçten miydi kullanıyorduk? Neydi bu ne? Kullanmak için bas. Bastım ama. Hey! Hop! Hop! Ne hey? Kim o? Lan Irving, sen misin ya? What did I do? He gave me a heart attack. Sorry, I'll warn you with a carrier pigeon next time. What? Ne var Irving, ne var? Just curious to know what you found in ne bulduğunu odada merak ettim. You should be. You're never gonna believe it. Bu bulduğum şeye inanamazsın. Hop, 7. gün. Arkadaşlar tam da noktalayacak bir yer şu anda. Bu bölümü de burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde 7. günden devam edeceğiz. Videonun altından beğenmeyi unutmayın diyorum. Umarım çok keyifli ilerliyordur hikaye sizler için de. Şöyle durdurayım. Evet arkadaşlar, o zaman bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.